Merhabalar, ben Fatih Akalan. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı 7 videoda çok önemli itiraflarda bulundu. Aslında bunları 3 başlıkta toplamak mümkün. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve merkezinde SOKAR'ın yer aldığı milyarlarca dolarlık akaryakıt kaçakçılığı. Aslında ipin ucu takip edildiğinde bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na uzanan, diğer tarafta Azerbaycan Devlet Başkanı'na uzanan bir ilişkiler ağı var. Sedat Peker ilk videodan bu yana, biraz önce de söylediğim gibi, 3 başlıkta çok önemli itiraflarda bulunuyor ama heybemde daha fazlası var diyor. Bugüne kadar anlattıkları, bundan sonra ipucunu verdikleri meseleler, bütün bunları konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? İstanbul Emniyet İstihbaratı'nın uzun yıllar 2 numarası olan Mesut Yılmaz'la. Mesut Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hani bütün Türkiye, ki bunu bazen böyle söylediğimizde bu lafın altı dolmaz ama gerçekten böyle, bütün Türkiye pür dikkat. Bir organize suç örgütü lideri acaba bugün ne söyledi, hangi itiraflarda bulunuyor, buna bakıyor. Önce şuradan başlayalım. Siz 7 videoyu izlediniz. Bir uzman istihbaratçı olarak Sedat Peker bize ne söylüyor, ne anlatıyor? Genel bir manzaraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Sedat Peker aslında çok şey söyledi. Hem sistemi anlatması adına çok şey söyledi, hem de daha çok şey söyleyeceğini ima etti. Sizin dediğiniz gibi aslında meseleleri böyle kolay anlaşılsın diye madde madde düzenleyebiliriz. Birincisi, İçinde milyonlarca dolarlık akaryakıt için ne olduğu, SOKAR'ın da içinde bulunduğu mübariz hadisesiyle başlayan bir gelişme bu. Mübariz hadisesini hemen kısaca değinmek lazım. Çünkü mübariz FETÖ'den tırnak içerisinde içeri atıldığında mübarizin mal varlıklarına, marinaya çökülmüş oldu. Mübariz buradaki durumunu hemen söyleyelim. SOKAR'la davalık, milyarlarca dolarlık davası var. İngiltere'de devam eden davaları var. Bu arada Hadi Özışık da bunu söylemiş oldu. Biz SOKAR'la ilgili lehine, mübarizle ilgili lehine haberler yaptığımızda İçişleri Bakanı beni çağırdı. Sen nerelere dokunuyorsun? Bu işlere girme dedi. Kendini yakıyorsun dedi. Mevzu burada aslında net olarak anlaşılıyor. Ki Mehmet Ağar da daha sonra sözcüden sildirdiği. Dedi ki beni buraya Azerbaycan Devlet Başkanı ve bizim Cumhurbaşkanımızın onayıyla ben buraya geldim. Onların isteğiyle buraya geldim dedi. Burada mevzu netleşmiş oluyor. Mehmet Ağar'a mübarizi temizlemesi karşılığında, mübariz engelin aşılması karşılığında marina verilmiş fakat bir hisse verilmiş. Mübariz de bundan endişe ederek, kendinin öldürülmesinden endişe ederek Sedat Peker'e sığınmış. Sedat Peker de bunu koruma, kollama adına işlemler yaparken nereye tosladığını fark etmemiş. Onun hakkında da operasyon başlamış ve Sedat Peker kaçmak zorunda kalmış. Olayın başlangıcı aslında bu büyük SOKAR'a kadar uzanan İlişkiler ağı. Siz de daha önce bunu anlatmıştınız. Peki şimdi bizi izleyenlerin, bu konuyu hiç bilmeyenlerin anlaması için soruyorum. Bir tarafta marina var, öbür tarafta Azerbaycan'da, yani Aliyev ailesinin neredeyse hani doğrudan Aliyev soy isimli insanların yönettiği bir Azerbaycan petrol şirketi var. Marina ile bu petrol şirketinin arasındaki bağlantı ne? Niye bu kadar önemli? Niye milyarlarca dolarlık serveti olan bir adam ortadan kaldırılmak isteniyor? Bir eski İçişleri Bakanı olaya dahil oluyor. Erdoğan dahil oluyor, Aliyev dahil oluyor. Ne oluyor, ne dönüyor o marina üzerinden? Neyi konuşuyoruz? Marina buranın aslında çok küçük bir kısmı. Asıl önemli olan Azerbaycan petrollerinin taşınması işi SOKAR'da. Artı Lukoil'in taşınması işi var. O da yine mübarizde. Mübariz ikisini petrollerinde taşıyor. Burada milyarcı dolarlık bir sektör var. Bu arada Türkiye'deki Petkim'i satın almış, rafineyi satın almış SOKAR gelmiş. Türkiye ile ilişkilerini geliştirmiş ve bu ilişkilerin merkezinde de Erdoğan ailesi var. Erdoğan var. Dolayısıyla Erdoğan aslında burada SOKAR'dan yana tavır koyuyor. Neden? Çünkü mübarizle SOKAR davalık. SOKAR ve Lukoil mübarizin petrol taşımasından vazgeçmesini istiyorlar. Sözleşmeyi feshetmek istiyorlar. Burada davalık oluyorlar. Milyarlarca dolarlık bu hadisede Erdoğan ağırlığını SOKAR'dan yana kullanıyor. Ve mübarize bu konuda mübarizi sap dışı etmek için işlem başlatılıyor ve cezaevine gönderiliyor. Bu arada ne oluyor? Mübariz davalarını kaybediyor İngiltere'deki SOKAR'a karşı. Çünkü savunmuyor. Cezaevinden çıkabilmesi için bunları vermesi gerekiyor mübarizin ve veriyor bunları. Mübarize bu manada çökmüş oluyorlar. Buradaki diğer durum ne? Mehmet Ağar'a havale etmiş. Mehmet Ağar, Sedat Peker'in ifadeleriyle Guli'yi bunu öldürtmesi için getirtiyor. Ve normalde Cumhurbaşkanı'nı bile sokamayacağı şekilde deport kararı olan birini Mehmet Ağar sokturuyor Sedat Peker içeri.
Fakat peki bu niye Sedat normalde Peker'in giremez adamı, mi? Bir dakika. Mesut Bey, hani normalde geçmişte deport kararı olan birisi Türkiye'ye giremez mi? Giremez, hayır. Yani onu illegal bir şekilde sokmuş. Yani Kıbrıs üzerinden getirmiş, onu da anlatıyor. İllegal bir şekilde sokmuş onu. Fakat Kuli Türkiye'de öldürmüş. Kuli Sedat Peker'in çok yakını, beraber görüştüğü insan. Ve mübariz bunları görünce kendi sağlığını, kendi canını korumak için Peker'e gitmiş. Beni koru diye. Peker'in olaya dahil olduğu yer burası. Burada dahil Peker oluyor. Meseleyi, Peker arkadaki milyarlarca dolarlık sektörü görmediğinden, sadece Marina'yı gördüğünden ve arkasında Erdoğan ailesini görmediğinden büyük bir taşa çarpıyor mevzu. Ondan sonra ilk başta anlayamıyor açıklamalarında. Ya benimle niye uğraşıyorsunuz diyor. Berat Bey, benimle niye uğraşıyorsun? Enerji Bakanı Berat Bey. Uğraşır seninle tabii. Mevzu buradan başlıyor. Daha önce de bu konularla ilgili çok şey yazılıp söylendi. Şimdi şöyle. Evet. Dediğiniz gibi Sedat Peker nereye tosladığını fark etmemiş olabilir ama şimdi normalde baktığınızda Azerbaycan'ın petrolleri var. Türkiye'de de aldıkları bir petkim var. Ve bunun üzerinden aslında baktığınızda her şey legal yürüyebilir. Bunu bu şekilde hani uluslararası petrol kaçakçılığı milyarlarca dolarlık böyle bir sektöre çevirmelerinin sebebi ne? Benim anlamadığım kısmı niye böyle bir kayıt dışına çıkarılıyor bu işler? Niye işin içerisine devlet başkanları dahil oluyor? Ya bu Azerbaycan petrol dediğimiz petroller aslında devletin kasasına gitmesi gerekirken iki devletin tepesindeki ailelerin kasasına mı gidiyor? Ne oluyor? Orada aslında mevzu akaryakın taşınması mevzu artı petkim işlenmesi mevzu. Çok geniş dalları olan bir alan o alan. Fakat taşınma işi mübarizde. İstedikleri şey, hatırlayın, gemicikleri. Hem Binali Bey'in gemicikleri var. Hem Erdoğan ailesinin gemicikleri, gemileri var. Taşınması hadisesinde mübarizi bu tek yetkili konumdan çıkartmak istiyorlar. Yani sen bizim petrollerimizi tek başına taşıma. Hem Sokar dava açıyor hem Lukayl dava açıyor. Ve mübariz buna direniyor aslında. Siz bana dava açıyorsunuz ama bu benim sözleşmelerim sağlam. Ben uluslararası mahkemeye gideceğim diyor. Vazgeçmeyince uluslararası mahkeme hakkından ondan sonra bu hadiseler gelişiyor. Ve mübariz cezaevine gidince Sokar'la ilgili davalarını kaybediyor. Ve cezaevinden çıkıyor, şu an tutsak. Bir konu daha var Sedat Peker'le alakalı. Neden? Hatırlayın 2020'nin Mayıs ayında videolar çekmeye başlamıştı. Sonra bir anda sonradan öğrendiğimiz üzere Nisan ayında geri dönme sözü verilince yayınlarını kesti. Hatırladınız mı? 5 tane video çekmişti. Evet. 2020 Mayıs'ta. Tabii. O zaman ne oldu onu hatırladınız mı? Mustafa Çalışkan görevden alındı o dönem. Kim getirildi? Mustafa Çalışkan görevden alınınca. Zafer Aktaş getirildi. Zafer Aktaş, evet. Zafer Aktaş getirildi. Normalde bu ondan sonra kesti videoları. Çünkü Nisan ayında dönecek. Soylu söz vermiş. Nisan ayında döneceksin diye. Ve normalde Çalışkan'ın görevden alınmasını, kendisine yapılan operasyonu durdurulması olarak addetti. Fakat öyle o arada miydi? Gelişmeler işte, evet, çünkü durdu mevzu. Normalde o dönemde o operasyonlar yapılabilirdi. Neden yapılmadı? Yok, operasyon olgunlaştı filandır vesaydır demesi bir mazeret değil bunun. Yani belli bir dönemde yapılabilirdi fakat beklendi. Nisan ayında dönecek muhabbetten dolayı kesti. Fakat mevzuların kendi aleyhine geliştiğini görünce, peşinden de bunu ülke ülke gezdiren hadiseler olunca en son videosunda anlattı. Artık bu saatten sonra koptu. Bana soruyorsanız Sedat Peker'in ilk baştaki pozisyonuyla şimdiki pozisyon arasında çok fark var. İlk başta olayı başlamasıyla şimdi olayın geldiği yer arasında da çok fark var. Bunları anlatacağız şimdi. Tabii ki. Şimdi bu bahsi kapatmadan önce Sedat Peker bütün bunları Mansimoğlu olan dostluğu üzerinden anlatıyor. Böyle midir racon? Nasıl olur bu işler Mesut Bey? Mansimoğlu, evet, bir dostluğu vardır fakat her dostluğunda bir karşılığı vardır. Çünkü orada bir hizmet veriyor diyor ya bir videosunda. Biz koruma hizmeti veriyoruz kardeşim. Bizi kim koruyor? Yani ben kendi kendimi korurum zaten. Benim hizmetim koruma hizmeti zaten diyor. Kendi kendine de itiraf ediyor aslında. Koruma hizmeti verince bunun bir karşılığı olacak. Ve buradan da ciddi manada Mansimoğlu'la aralarında bir parasal ilişki gelişmiş olabilir. Çünkü bu işlerin zaten oluru bu. Yani sen hayatını ortaya koyuyorsun, adamı koruyorsun. Bak, yaşadığı şeylere bak, riski çok yüksek. Dolayısıyla muhakkak bir şey almıştır. Peki, şimdi adım adım gidelim. Şu kısımda bir şey demek ister misiniz? Normalde mesela ilk başladığında Sedat Peker anlatmaya, hedefinde aslında iki isim vardı. Bir, Derin Mehmet dediği Mehmet Ağar.
İki, Pelikancılar, ki bu Pelikancıları daha sonrasında biraz daha somutlaştırıp Serhat Albayrak dedi. Aslında Berat Albayrak'ın adını neredeyse hiç almadan yürüdü o Pelikancılar bahsini. Bu da enteresan. Hani Berat Albayrak sadece siz beni Berat Albayrak'la düşman ettiniz deyip Süleyman Soylu bahsini açtığında girdi. Başladığı noktayla geldiği nokta arasında Sedat Peker'in bir bu süreçte pazarlık edip yön değiştirmesi gibi bir şey görüyor musunuz? Bir kere her videodan sonra kesinlikle nabzı kontrol ediyor. Videonun sonucunda ne oldu, ne bitti, o nabza göre bir sonraki videoyu çekiyor ki bunu görüyoruz zaten. Mesela 5. videodan sonraki 6. video, 6'dan sonra 7. Hepsi bir sürecin, o videonun yansımalarının neticesinde çektiği videolar. Bana göre başlangıçtaki mevzuyla şimdiki mevzu değişti. Çünkü bu el Soylu araya girmiş oldu. Soylu neden? Soylu bunu sattı, pislik dedi. Soylu'nun tamamen kendisinden koptuğunu ve bu sürecin bir parçası olduğunu, kendi aleyhine gelişen sürecin parçası olduğunu gördü. Ve ondan sonra cepheyi bu manada genişletti. Eğer kendisiyle alakalı bu iadeye itibar dediği veya kendisiyle alakalı mevcut durumda bir değişiklik görmezse ve kendisini haklı çıkaracak donelerin geliştiğini görmezse bu çerçeveyi genişletir. Şimdi söyleyeceğiz, o arkasına koyduğu İran yazan tabelasından, kaldırdığı Suriye meselesindeki silahlar mevzuna kadar bunların hepsi normalde uluslararası suçları içeren mevzular ve kendisi de diyor zaten uluslararası hukuk okuyorum ki devlete zarar gelmesin. Fakat bir sonraki aşamada ne dedi hatırlayın, eğer benim adamlarıma dokunursanız dedi, 613 kişi dinlemeye almışsın, dokunursanız dedi o arkadaki tabloya geçerim dedi. Bu şu demek, devletle devleti kullanarak işlediğiniz suçları geçeceğim bundan sonra diyor. Yani ona da geleceğiz. Birazdan gelelim. Evet, şimdi yine bir uzmanlık alanınızla ilgili bir soru sorayım. Herkes ki buna Sedat Peker çok kızıyor, pazarlık ediyor dendiğinde. Ama siz yıllarca aslında zaman zaman bu tip kriminal insanlarla tırnak içinde söyleyeceğim, suçun aydınlatılması adına görüşmeler yaptınız. Ve onlar da masaya ama suçlarının indirilmesi, bilmiyorum nasıl işliyor o sistem onu da söyleyebilirsiniz. Suçları, bazı suçlamaların düşürülmesi vesaire pazarlık ederler. Baktığınızda o uzmanlık size hem elindekilerin gücü bakımından hem de Sedat Peker'in anlatım şekli bakımından, yani 7 video 7 saat konuştu aslında ama anlattıkları anlatmadıkları nasıl bir pazarlık yürütüyor, nerelere mesaj gönderiyor, ne yapıyor Peker? Pazarlık yapmıyorum diyor. Pazarlık yapmayan adam Soylu'yu baştan söylerdi o zaman. Soylu'yla alakalı pislik demesinden sonra ip kopunca Soylu'yu piyasaya sürdü. Madem pazarlık yapmıyorsun, madem Soylu'nun bu hadiselerini diyorsun, niye Soylu'yu baştan söylemedin? Söylemedi çünkü süreci takip ederek gidiyor, ilerleyerek gidiyor. Yani normalde kendiyle ilgili pozisyonu pazarlığa çevirecek şeyleri dikkate alarak gidiyor. Pazarlık, evet şu an pazarlık yapmıyor çünkü pazarlık yapmıyor gözüküyor. Çünkü bu taraftan bir gevşeme görmüyor. Dolayısıyla şu denebilir. Şimdi hem uluslararası suçlar hem normal suçları şimdi kapsamında anlatacağız. Anlatıyor. Anlatmaya da devam ediyor. Bu süreçte şöyle şunu da söyledi. Tırnak içerisinde söylemek lazım. Uluslararası arena, kamuoyuna dikkate alınacak birçok şey anlatacağım dedi. Bu mevzuya uluslararası örgütlerin de girmesi demek. Kimin girmesi demek? DIA'nın girmesi demek. FBI'nin girmesi demek. Bu manada adli olarak. Artı sen silahla alakalı bazı şeyler anlatacaksın. Bununla alakalı Avrupa'daki mekanizmaların devreye girmesi demek. Dolayısıyla bunları şimdi anlatmıyor. Kendisiyle alakalı sürecin nasıl işleyeceğini görüyor. Bir de Türkiye'de mesela Sedat Peker'le alakalı da açılmış bir dava yok. Yürütülen bir soruşturma var. Soruşturma kapatılır, Sedat Peker geri döner. Örnek veriyorum. Çünkü daha bu iddianameye dönmemiş. Daha davaya dönmemiş. Mahkeme aşamasına gelmemiş. Savcı soruşturmasında mevcut. Peki Mesut Bey, bu normal mi? Yani bir küsur yıldır yurt dışında olan birisi var. Adamlarına operasyon yapılıyor, bu süreç devam ediyor vesaire. Ama bir türlü iddianameye dönüşmüyor. Birazdan o Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu denen, işte geçtiğimiz yıl yapılan bataklık operasyonuydu sanırım. Orada da henüz dava aşamasına dönüşmemiş mesele. Nasıl oluyor? Yani başka bir meselede 3 günde iddianame yazan, hatta insanlar tahliye olmadan, yani bir suçlamayla ilgili haklarında tahliye kararı çıkıyor. Yani cezaevinden kapısına gelene kadar ki o hani infazın, hükmün infazıyla ilgili geçen süre gerçekleşmeden bir soruşturma daha açılıp hakkında bir tutuklama kararı aldırabilen yargı, bu kadar jet hızıyla çalışabilen yargı nasıl oluyor da bu soruşturmayı bir türlü iddianameye dönüştürmüyor? Niye? Burası Türkiye.
Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden çıkaran bir mekanizmadan bahsediyoruz. Hatırlayın, biz ayrıldığımız dönemde bütün hepsi cezaevindeydi bu mafya liderlerinin. Sonra peş peşe çıktı Size hepsi. Kızıyor Sedat Peker. Kim? Size derken şahsınızda kızar bir tabii. dönem görev yapan polislere ben 10 yıl içeride yattım diyor. Suçsuz yere mi yattı? Haksız yere mi yattı? Ya suçsuz olur mu? Zaten açın mahkemede ifadeleri var. Ben birkaç tanesini seyrettim. Diyor ki evet diyor, ben diyor adamın kolunu kırdım, kafasını kırdım, bacağını kırdım. Yetmedi, kaburgalarını kırdım diyor. Bende bu potansiyel var, gene yapabilirim diyor adam. Daha ne desin adam, anlatıyor zaten. Bana geldiler öldürmek için Kutlu Adalı'yı, ben Peker'i... Yani adam zaten bir katil profili. Anlatabiliyor muyum? Zaten hatta bir uyuşturucu katillerini öldürmekle çok suçlandım diyor filan. Özellikle böyle teğet geçiyor mevzuları. Öldürdüm demiyor ama suçlandım diyor. Bana geldiler diyor Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için diyor. Mahkeme kayıtlarını açın, ifadelerini seyredin, o kelebekle alakalı ifadelerini. Evet diyor hakim bey diyor, bende bir potansiyel var. Kafasını kırdım, kolunu kırdım, bacağını kırdım. Karşımızda bizim sempatik gülücükler saçan bir şovmen yok. Bir katil var. Bir mafya lideri var. Bunun her anlattığına doğru gözle bakmamak gerekiyor. Fakat içeriden biri, yani manipüle ettiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Fakat anlattığı bilgiler gerçekten, iddiaları doğrulanırsa çok büyük iddialar. Şimdi tek tek gelelim veya devam edelim Tabii ki bilmiyorum. yerim. Şimdi bu suç itirafları bahsini kapatmadan, yani o uluslararası ölçekleri geçmeden araya hemen bu iki itirafı var aslında. Hatta benimle ilgili dava açılır diyor. Bir, diyor ki ben bir milletvekilini de öldürdüm. Karakolda kaburgalarını kırdırttım. Gönderdim bir adamımı. Bir bildiğiniz suç ikrarı. Ve bunu baksınlar diyor. Yapmış mıyım, yapmamış mıyım? İki, kardeşim diyor Hürriyet gazetesini ben bastırdım. Doğan Medya'yı. Evet. Baktığınızda bu bir organize çete faaliyeti. İşin içerisinde bir milletvekili var. AKP'li milletvekili. Kendisi söylüyor. Bir organize suç örgütü lideri ve adamları var. AKP'nin gençlik kolları var. Basılan bir medya var. Daha sonrasında o medyaya çökülüyor. Finansmanı bulunuyor. El değiştirtiliyor. Bir başyazarı, bugün başyazarı olan bir adamın burnu kırılıyor bu olaylarda. Bunu bir anlatır mısınız? Nedir bu? Aslında Sedat Peker neyi itiraf etmiş oldu burada? Evet, şimdi ben hızlıca hemen kategorize edeyim. Bir tanesi anlattığımız bu Sokar mevzu. Milyarlarca olarak akaryakıt kaçak. Bunun içerisinde İsrail'e gönderilen Irak'ın akaryakıtları da var. Bu mevzunun içerisinde. Bu hadisenin büyüklüğünü göstermek için diyorum. İkincisi uyuşturucu mevzu, uyuşturucu güzergahı. Bu anlattıkları şey, buraya birazdan derinlemesine Tabii girelim ki. olmazsa. Üçüncüsü de bu silah mevzu. Silah mevzu ile ilgili. Bunu çok hızlı bir şekilde ama çok vurucu bir şekilde bugüne kadar gösterilmeyen bir şey de söyleyerek geçelim bunu. Bir Tamam. kere daha önceden Nuri Bozkır'ın açıklamaları vardı hatırlıyorsanız. Suriye'ye silahlarla ilgili görüntüler, Ukrayna'daki görüntü. Hatta Tayyip Erdoğan gitti, Ukrayna'dan onu istedi. Resmi olarak istedi, bu adam bize verin. O iltica talebinde bulunduğu için, süre mahkeme aşamasında olduğu için Ukrayna bile o dönem vermedi. Fakat o görüntüler yayınlandı. Peşinden Serdar Kurtulmuş'un ifadeleri var Arjantin'de, yine Suriye'deki mevzuda silahlarla ilgili. Ardından Sedat Peker kaldırdı bir tane Suriye silahlar diye bir şey kaldırdı. Peki ne oluyor, ne bitiyor bu mevzular? Çünkü uluslararası arena giriyor artık. Arenaya giriyor bu silah kaçakçılığı. Burada hükümet çok önemli bir adım attı. 2021'in Ocak ayında. Hatta bununla ilgili ben de birkaç şey söylemiştim. Taşınır mal yönetmeliğinin değiştirilmesi, İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın dost ve dost ülkelere gönderdiği silahların kayıtlarının silinmesiyle alakalı yönetmelik değişikliğine gitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizden Suriye'ye giden, Libya'ya giden, nereye giderse gitsin, herhangi bir silah, devlette kayıt olmayacak. Yani devlet kendisinin ileride ne olur ne biter diye tahmin edemediğinden şu anki yönetenler kendilerini garanti altına alıyorlar. Devlete de güvenmiyorlar. Ne yapıyorlar? Kayıtları sildiriyor adamlar. Şu an Türkiye'den, geçmişe dönük kayıtlar da dahil, Suriye'ye giden, Libya'ya giden, nereye gittiyse silahlar, taşınır mallar, hiçbirinin kaydı kuydu yok. Yani Sedat Peker veya gitsin orada Nuri Bozkurt desin ki silahlar gitti filan. Adamlar araştırmaya gelse veya Türkiye'de bir savcılık araştırmaya kalksa bunun kaydını kuydunu bulamayacak. Sadece elde bir ifade olacak. Bu çok önemli bir adımdı. Bunu kimse bugüne kadar söylemedi. Aslında o yönetmelik değişikliğinin çıkarılmasının nedeni soruşturmalara önden alınan önlem. Peki bu normal mi? Silahlarla ilgili Yani mevzu özür olarak. dilerim. Siz ki aslında istihbarat birimleri hani yanılıyorsam düzeltin lütfen. Hem emniyet içerisinde hem Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde en az kayıt tutarak işlem yapan hani adli bir kolluk gibi değil daha çok adı üzerine istihbari faaliyet yaptıkları için olabildiğince az herhalde evrakla iş yapan birimler bilmiyorum. Ama burada koca tırlar dolusu silah gönderiyorsunuz.
Ve bunun kaydı kuydu yok. Yarın bir gün özür dilerim. Ben geldim, hükümet değişti veya genelkurmay başkanı olarak oturdum makamıma. Bir önceki dönemden TSK envanterindeki silahların atıyorum %5'i gitmiş. Ben bu silahların nereye gittiğine bakmak istiyorum. Yok. Ya da İçişleri Bakanı olarak oturdum makamıma ya da MİT'in başındaki bürokrat olarak. Nasıl oluyor bu işler? Şimdi artık siz geldiğinizde değişti. Ben silahların envanterini gitti. Nereye gitti? Suriye'ye gitti, Libya'ya gitti. Denecek o kadar. 10 milyar dolarlık silah gönderdik. Kayıt kuyut yok. Gitti. Hangi kanun yönetmelik değişikliği kapsamında gönderdik? Bunu gerekçe gösterecekler. Şimdi bir şey daha geleyim. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi bu 3 tanesini saydık. Asıl 3 konuyu verdik. Şimdi asıl önemli olan şeyi söyleyelim burada. Ne dedi? Dedi ki Mehmet Ağar Kürt iş adamları diye bir liste getirdi. Tansu Çiller'i ikna etti. MGK'dan karar çıkarttı. Ve bunları öldürttü dedi. İsimlerini de verdi. Savaş Buldan dedi. Sayarak. Pervin evet. Buldan'ın eşi. Bunları öldürdü. Şu anda mevcut HDP milletvekili. Hatta grup bir dönem genel eş başkanlık da yaptı galiba. Evet, öldürdü dedi. Hala bunu dedim. MGK kararıyla yaptı dedi. Ama neden dedi? Çünkü bunlar önceden iş yaptı, para aldı. Bunları örtmek için bunu öldürttü dedi. Şimdi burada asıl nokta, kaçırmamamız gereken nokta şu. MGK kararının kanun ve hukukun üstüne geçmesi. Kanun ve hukukun üstünde bir karar çıkartıyor MGK. Bunu devlet kararı diyor ve bunu uyguluyor. Aynısı sürekli yapılıyor. Bunun örneklerini vereyim ben size hızlıca. Hatırlayın. 2002-2003'te MGK'dan azınlıklarla ilgili kararlar çıktı. Sonra cinayetler başladı Türkiye'de. Bu cinayetler nedir? Zirve yayını katliamı, ranting cinayeti, rahiplerin kaçırılması hadisesi. Bir sürü hadise Türkiye'de mantar gibi patladı. Neden? MGK'da alınan karar. MGK'daki kararın en büyük özelliği hukukun ve kanun üstüne geçmesi. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Aslında Ergenekon operasyonu bunlarla mücadeleydi. Tam burada şunu sorayım mı? Mesut Bey araya girip bölmek istemiyorum ama hani hatırlatılması gerekiyor. O dönemde Hrant Dink'in ölüm listesine alındığı dönemde kendisine bu işin ihale edilmek istendiği biri vardı. Kürşat Yılmaz. Siz o dönemde görevdeki isimlerden biriydiniz. Bir organize suç örgütü lideri ki bu itirafları var. Hani mahkeme kayıtlarına geçirdiği itiraflar. Bu iş bana teklif edildi. Ben yapmadım diyor. Sonrasında Trabzon'da o gün Samas isimli bir çocuk bulundu. Bu işi yapacak. Yani şimdi, aslında bir amatöre verildi. Şimdi Kürşat Yılmaz dışarıda, Çakıcı dışarıda, Sedat Peker dışarıda ve siz diyorsunuz ki MGK'da kararlar alınır, çeteler üzerinden bu iş yapılır. Ve örneğini kendisi verdi. Dedi ki Sedat Peker ne dedi? Adalı cinayetinde ilk bana geldiler dedi. Şimdi Kürşat ne diyor? Hrant Dink'te ilk bana geldiler diyor. Arada bir fark görebiliyor musunuz? Arada bir fark yok. Aynı şey. Bana geldiler dedi. Bana geldi. Ben dedi Vedat Peker'i görevlendirdim. Oraya gittiğinde dedi kardeşim bu işi bak bir de diyor ki kardeşim bu işi çok iyi yapar. Demek ki önceden yaptı kardeşim bu işleri. O da ayrı bir konu yani. Yapmış ki söylüyorsun. Yani bir katil. Talimat verdim gitti diyor ama diyor o arada yapmışlar diyor. Ama sonradan öğrendim ki diyor adam çok böyle oradaki kirli ilişkileri görmüş, uyuşturucu parasını görmüş. Onları araştırıyor. İyi ki öldürmedim diyor. Filan. Ama şimdi ortada MGK'da alınan, şimdi nereye geliyoruz? MGK'da alınan kararlar, hukukun ve kanun dışına çıkması. Şu an insanlar kaçırılıyor mu? Gülen cemaat üyesi veya PKK üyesi filan vesaire deyip insanlar kaçırılıyor. Bunlar nereye gittiği? Bunlar da MGK kararları. Niye devlet adına yapıyoruz diyorlar ve hiçbir yerde hesap vermiyorlar. Aynısını Ağar yaptı. O iş adamları öldürdü. Ne dedi Ağar? Hatırlayın. Bu tuğlayı çekerseniz bu duvar çöker diyor. Neden? Diyor ki bu MGK kararı diyor. Çekerseniz oradaki kararı çıkartacağım ortaya diyor. O karar neticesinde bunları yaptım ben diyor. Yani siz diyor MGK kararıyla yapılan bir işlemi sorguluyorsunuz. Ben diyor anlatırsam orası çöker diyor. Anlattığı şey o. Söylediği şey de o. Adamın. Şimdi bakıyorsunuz gidin 1955 6-7 Nisan olaylarına 6-7 Eylül olaylarına o Rumların mallarına Taksim'de çökülmesi hadisesi. Ne demişlerdi? Bu diyor özel kuvvetler operasyonuydu dedi adam. Özel harp operasyonuydu dedi. O dönemin... MGK kararı. O dönemin MİT görevlisi Sabri, hafıza zayıflıyor yaşlanıyorum. Sabri 25 oğlu olabilir. Evet Sabri 25 oğlu en başarılı istihbarat operasyonu olduğunu söylemişti. 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili olarak ki bu da bak, yani yine, Habertürk yayınında söyledi. Böyle gizli kapaklı değil bunları konuşurken birçok söylediğimiz şey aslında açık kaynaklarda olan elbette ki hani uzmanlık alanı gerektiren ama Mesut Bey'in kendi uzmanlık alanı ile ilgili hem de biz gazetecilerin özellikle takip ettiği başlıkları tabii ki konuşuyoruz ama baktığınızda açık kaynak taramasıyla parçaları birleştirdiğinizde
tırnak içinde söyleyeceğim, devlet içerisinde birilerinin aldığı kararların uygulanırken nasıl bu işin mafyaya, taşeronlara ihale edildiğini görüyoruz. Ta geçmişten bu yana. Buyurun, araya girdim. Evet, sıkıntı şurada. Bu MGK kararları orada 1955 olaylarında da hukukun ve kanun üstüne çıkıyor. Yani adam devleti koruma adına hukuk ve kanun üstüne çıkarak eylemler yapıyor, işlemler yapıyor ve bunu da devlet kararı diyor. Buradaki sıkıntı bu. Yani yerine getirilmesi gereken şey kanuna ve hukuka dönülmesi, fakat MGK üzerinden bir MGK'yı ele geçiren çetenin aldığı kararın devlet kararı diye yutturulması hadisesi veya kabul ettirilmesi hadisesi. Aynısını Kürt iş adamlarının öldürülmesinde, aynısını 1955'teki olayların geçmişe dönük, aynısını 2002-2003'te azınlıklarla alakalı kararlarını alınarak azınlıkların öldürülmesi, zirve katliamı, hepsini burada görüyoruz. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Mehmet Ağar'ın dediğiyle tuğla çeker, duvar yıkılır mevzu bu mevzu. Peki buradaki ya, son dönemde Peker hadisesiyle ilgisi ne mevzunun? Onu da söyleyeyim size. Tabii. Özellikle bu son dönemde bu MGK'yı oluşturan unsurların kendi yaptıkları, bu anlattığımız 3-4 çerçevedeki faaliyetleri yine devlet kisvesi altında saklamaları, gizlemeleri, perdelemeleri. Mevzu bu yani. Mesela diyor ki Gülen hareketi çok önemli. Tabii şey. Ki. Gülen hareketiyle mücadele kararı almışlar. Adam FETÖ borsası oluşturmuş. Geleni kesiyor, gideni kesiyor. Anlatıyor ya, diyor ki Zorlu'da, Zorlu binasında kardeşi geleni gidiyor, gideni kesiyor. Hatta bir tane MASAK'ın başkan yardımcısının karısını bu soruşturmadan bağlamışlar. Adamı tabiri caizse özür dileyerek köpek etmişler kendilerine. Aynısını Çevre ve Sosyalcılık Bakanlığı'nda Çevre, bir adama yapmışlar. Bakanlığı, köpek, evet, onu köpek etmişler kendilerine, tırnak içinde söylüyor bunları. Ne oluyor? Diyor ki MGK'da karar var, mücadele ediyoruz. MGK kararı. Kimse laf söyleyemiyor. Ama adam çatır çatır kesiyor. Mehmet Ağar nasıl o dönem ekiple beraber, Yeşil dahil, daha önce ben bir ses kaydından bahsetmiştim. Ben Yeşil'in bir tehdidini dinledim. Uyuşturucu kaçakçısı Ertuş Aşiretinden, bayramlardan bir tanesi. Bana diyor parayı getireceksin diyor. Sana yedirmez de bunu tek başına diyor. Para istiyor adamdan. Adam vermem diyor. Getireceksin diyor. Biz bunu tek başına sana yedirtmeyiz diyor. O da diyor ki görüştüğümüz yerde vuruşuruz diyor adam. O dönem nasıl çöktüler? Daha sonra da bunu, kararlar aldıktan sonra da bunları MGK'dan çıkan kararla öldürttüler. Aynısını şimdi MGK'dan çıkan kanun ve hukuk dışı kararlarla adamlar yapmaya devam ediyorlar. Yani aslında bir dönem bu şeytan üçgeni olarak adlandırılan o Sakarya bölgesindeki, Sakarya, Bolu, o bölgedeki Kürt iş adamlarının kaçırılıp ama mallarına çökülmesi, ama öldürülmesi, sonra yok edilmesi, ortadan kaldırılması meseleleri var. Bugün ise adına FETÖ borsası dedikleri, aslında senin bizatihi yine Peker'in ifadesiyle söyleyeceğim. Gel bakalım, senin FETÖ ile iltisakın varmış, önüne bir tape koyalım. Tape dediği de bir telefon dinlemesi. Artık neyse o telefon dinlemesi, kiminle, bir dernek yöneticisiyle mi konuşmuş? Neyse, suç delili var yok orasını bilmiyorum. Varsa zaten adli bir soruşturmaya dönüşmesi lazım. Bakan Soylu'nun kardeşinin Zorlu Plaza'da bir ofisinin olduğunu ve insanları buraya çağırıp eğer şu kadar bize haraç vermezsen, yani aslında bunun adı bu, senin bu hakkındaki bilgileri soruşturmaya dönüştürürüz diyor ve tehdit ediyor. Aslında geldiğimiz nokta bu, bir açıdan anlattığında. Kesinlikle, evet. Şimdi bütün bu MGK kararları bahsi, bunu konuşurken şunu atlıyor muyuz Mesut Bey? Biz 90'lardaki bütün bu kirli işleri konuşurken sanki fotoğrafın sadece sağda taşeron olarak kullanılan, tırnak içinde milliyetçi, yani şey için söylüyorum, ülkücü bir taşeron tayfa vardı, mafyatik gruplar. İkincisi de devlet içerisinde yine Mehmet Ağarlarla bunların adamları olarak tarif edilen bürokratlar bahsi vardı ve mesele burada kaldı gibi. Bunun ötesindeki kişilere, gruplara, kadrolara çok zaten bunlara da dokunulmadı neticede, ama en azından hani raporlarda adlarının geçmesi falan. Ama bir MGK kararından bahsediyorsak, devlet içerisindeki kadrolar sadece bunlar mıdır? Çünkü bugün ben aynı hatanın yapıldığını düşünüyorum. 90'larda nasıl sadece bu kirli adamlar olarak bunlar görüldü ve ötesine geçmediyse, bugün devlet içerisinde böyle bir konsensüs var. Bunun içerisindeki ulusalcılar nerede? Bunlar çok görünür değiller. Ordu içerisindeki farklı gruplar, madem ki bu kararlar uygulanıyor, sadece bu mafyatik ilişkilerde uygulanmıyor bu hukuk dışı kararlar. Bunları çok görmüyoruz, gösterilmiyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Ya şöyle, şimdi sizin dediğinize katılıyorum sonuna kadar. Normalde MGK'daki kararı devlet kararı diye çıkarttıklarında, ki bunu hatırlayın, Tayyip Erdoğan 2014 döneminde de dedi ki artık MGK'da paralel yapıyla mücadele şeklinde karar aldık dedi.
Bu karar bütün her yeri bağlıyor bundan sonra. Yani sıkıntı şurada, anlattığımız şey kanun ve hukukun dışına çıkan kararlar alınıyor MKK'da. Mücadele edilecek kanun hukuk yetersiz kaldığı yerde kanun hukukun dışına çıkılacak. Örneklerini saydık biraz önce. Bir sürü örneği de var. Şu anda devam ediyor. Bu adam kaçırmalar, işkenceler, adamların kaybedilmesi, öldürülmesi hadisesi şu an aynı. Niye savcılar soruşturma açmıyor? Hiçbir savcı. Adam kaçırılıyor, savcı soruşturma açıyor ama göstermelik. Çok uzun geç açıyor, bulunmuyor, kayboluyor, öldürülüyor. İşkenceler yapılıyor fakat hiçbir soruşturma, etkin soruşturma yok. Neden? Çünkü MGK kararı var diyeyim. Yani aslında sizin dediğiniz gibi bu iş sadece Ağar'a ihale edilebilecek veya Korkut Eken'e ihale edilebilecek veya Abdullah Çatlı'ya ihale edilebilecek veya Beliköy'e ihale edilebilecek bir iş değil. MGK dediğiniz yapı bütün bu yapıları birleştiren yapı. Devlet kararı alıyor. Ne diyor? Gülen'le Gülen paralel yapıyla mücadele edilecek. Bundan sonra yapılacak hukuksuz eylemlerde aslında bu manada kabul edilmiş oluyor. Örneklerini biraz önce tekrar söyleyeyim, saydık hangi hukuksuz eylemler olduğunu, kanun eylemler olduğunu, işkence dahil. Ve bu alınan karar savcılıktan polise kadar birçok yerde yansımalarını gösteriyor ondan sonra. Ve bir çürümüşlük başlıyor. Ve bunun üzerinden de işte örnek veriyorum, uyuşturucu kaçakçılarına çözüldü, FETÖ borsasından para alınması ve bu işin perde yapılması hadisesi meydana geliyor. Niye? Hukuk yok, kanun yok. Sen çıkmışsın dışına bir kere bu hadisenin. Daha bunları soruşturamazsın yani. Ve çürümüşlük gitgide büyüyor. Asıl temel sıkıntı dediğimiz gibi bu hadise. Evet, kesinlikle. Bir de mesela ben kendi açımdan şu notu düşeyim. Kabul edelim ya da etmeyelim. Hani bugün kumpas denilip kapatılan bazı davalar var. Ergenekon balyoz davaları vesaire. Mesela o davanın sanıkları serbest kaldıktan sonra ve çok rahatlıkla artık ama devlet içerisinde ama sivil hayatta ama işte bu tip yapılarla bağlantıları yeniden rahat bir şekilde kurabilir hale geldikten sonra Türkiye'de işlerin hukuk dışılığa doğru nasıl evrilmeye başladığını da görmek lazım. Bugün hani birileri evet, geçmişteki bazı işte hükümete verdikleri desteklerden dolayı suçlanıyor. İşte yetmez ama evetçiler, ama Kürt siyaseti, ama cemaat vesaire. Peki ulusal, kimilerinin ulusalcılar dediği, kimilerinin devlet içerisindeki çeteleşme olarak baktığı, neyse ideolojik olarak nerede durdukları, nasıl tanımlandıkları. Bu insanlar yeniden o eski güçlerine kavuştuktan sonra Türkiye'de işlerin raydan çıktığını, inanılmaz bir noktaya savrulduğunu, Türkiye'nin çok daha kötüye gittiğini de görüp geçmişte bu insanların hani bu davalara kumpas, bu insanlara haksızlık yapılıyor, yapıldı denen diyenlerin de birazcık şöyle fotoğrafa daha objektif bakıp ya gerçekten böyle miydi? Bu davaların sanıkları şimdilerde neredeler? Nasıl işbirlikleri var? Mesela nasıl o günlerde şu vardı. Ben duruşmaları bizatihi izledim. Hep şöyle bir savunma vardı. Kardeşim bunlar beş benzemez adamlar. Nasıl olur bir araya gelir deniyordu. Ve buna örnek verirken de çok somut olarak Sedat Peker, Doğu Perinçek örnekleri verilirdi mesela. Kardeşim birisi Doğu Perinçek, birisi Sedat Peker, nasıl bu davanın sanığı olabiliyor? Bugün Sedat Peker 7. itirafında bulundu. Yolları ayrılmış görünüyor bugün için. Ama düne kadar beraber çalışıyorlarmış. İktidarla yolları ayrılmış, o manada söylüyorum. Sedat Peker'in itirafları Aydınlık grubunda yer almıyor. Doğu Perinçek'in yönettiği. Bunu şunun için söylüyorum. 90'larda bambaşkaydı evet, bu işler. Yani işin içerisinde Mehmet Ağar olacak. İşin içerisinde Sedat Peker gibi tırnak içinde milliyetçi, mafyatik gruplar olacak. Ve Perinçek grubu bu işin içerisine dalmayacak. Her gün manşet olurdu. Yok. Evet. Şöyle bağlayayım bunu. Şöyle bağlayayım. Şimdi çünkü bugün o ulusalcı dediğimiz, o devlet içerisinde gücü elinde tutan adamlar iktidarla beraber çalıştıkları için bunu görmezden geliyorlar. Bir dönemin sanığı olup şimdi hükümetin küçük, ne kadar küçük olduğu ayrı tartışılır. Bir ortağı olup beraber çalıştıkları için görmüyorlar. Hani nasıl oluyor, yan yana geliyorlar ya. Geliyorlar. Yeter ki o yukarıda bir çatı neyse o. Biraz önce mesela MGK kararları vesaire dedi. Birileri bir şekilde bir araya getirmek istediğinde bunların hepsi bir araya geliyor. Buyurun, kusura bakmayın. Şimdi şöyle demek lazım mevzuya. Bu MGK kararlarının hukuk dışına ve kanun dışına çıkması devlet içerisindeki bütün mekanizmaya yansıyor. Yansıyınca da bu tür hukuksuz, kanunsuz işlemler yapılıyor. Dedik bu artık bu manada soruşturulabilir olmaktan çıkıyor. Çünkü kanun ve hukukun dışına çıkılmış. Burada benzeme, işte örnek veriyorum. Bu çıkarılan kadroların hepsinin özelliği ne? Ana özelliği. Bu şekilde kanunsuz, hukuksuz işler yapmış olmaları geçmiş dönemde. Hem Ergenekon operasyonunda, hem Balyoz operasyonunda, hem o dönem yapılan operasyondaki insanların, bu mafya liderlere dahil, hepsi içerideydi. Temel mantığı, özelliği
bu tür MGK kararlarıyla alınan hukuk ve kanun dışına çıkmış işleri yapmaları, bu sistemi geliştirmeleri. Çok daha iddialı bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın da bu mevzuda 17-25'ten sonra bu kadroya yanaşmasının nedeni bu hukuksuz ve kanunsuz işlere devlet kılıfını giydirerek mevzuya dokunulmaz olarak devam edebilmek. Aynı mekanizmayı, o geçmişte işleyen mekanizmayı aktörleriyle beraber çıkarttı ve şu an devam ettiriyor mevzuyu. Niye? Çünkü bu devlet perdesi altında yapılan işlerin soruşturulamadığını, dokunulamadığını gördü. Gördüğü için de bu aktörlerle beraber devam ediyor. Çünkü bu aktörler geçmiş dönemde tecrübeliler, hep bu işi yapmışlar. MGK çatısı altında alınan kararları uyguluyoruz diye örnek veriyorum. İşte o dönem Kürtlere çökmüşler, uyuşturucu kaçakçılarına çökmüşler. Bu dönem FETÖ borsasında insanlara çöküyorlar. Artık iş ve ekonomik büyüklüğü sorgulayamaz hale geliyorsunuz. Yani devlet hukukla mücadele yetisini kaybediyor ondan sonra. Ve şu an yetimizi kaybettik. Hukukla, kanunla mücadele yetisi yok devletin. Çünkü o çete oraya çöreklenmiş MGK'ya. Şimdi gelelim. Yani MGK dediğim şey de karar vericilerin olduğu yer manasında. Yani aslında biz bir devletin Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsetmiyoruz temelde. O gün için o makamları işgal eden adamların yapmak istedikleri illegal faaliyetlere oradan çıkan kararı referans alması ve bütün devletin kurumlarını, işte atıyorum adliyesi adliyesini, emniyetse emniyetini, o TSK ise TSK'sını kendi istedikleri gömleğe giydirip İstedikleri şekilde o saatten sonra hukuksuz bir düzende at oynatmaları. Bu tarifi yapıyoruz. Çünkü bazıları kardeşim devlet falan, ya devletle kimsenin uğraştığı yok. Devlet içerisindeki çetelerin bugün Türkiye'nin başına neler açabildiğini gördük ve bir mafya lideri anlatıyor bunu. Mesela. Şimdi herkes devletin tanımını yapıyor. Çok özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Devletin tanımını yapıyor. Sedat Peker'e de çıktı, ruhu dedi filan vesaire. Devletin ruhu dediğin şey kanundur, hukuktur, adalettir. Bunun olmadığı yerde devlet olmaz, çete olur, mafya olur zaten. Yani devlet dediği şey bu kategoriye ayıran şey, bunu koymak zorundasın yani. Bunun olmadığı yer devlet değil zaten. Peki şimdi bence 7. videodaki en önemli bahis açtı ki o saatten sonra film kopmuş görünüyor. Ben hani 7 videoyu 6 videoyu bir yere koyalım, 7. videoya bambaşka bakalım diyenlerdenim. Zaten biz Bolt'ta o videoyu hani belli yerlerini yayınlarken o başlıkta yayınladık. Çünkü bize öyle bir tarif yapıyor ki bunu konuşalım, asıl hani bu kısmı konuşalım. Bir yeni uyuşturucu rotasından bahsediyor. Bu uyuşturucunun kokain olduğunu söylüyor. İşin içerisinde AKP Genel Başkan Vekili, hani bu yönüyle tarif ettiğimizde bence daha net anlaşılır mesele. Binali Yıldırım'ın, eski başbakan, Binali Yıldırım'ın oğlunun merkezde yer aldığı, bunun için Venezuela'lara ziyaret yaptığı bir kokain rotasından bahsediyor. Rotanın değiştiğini söylüyor. Şimdi burada ne söylüyor kısmını konuşalım ama normalde dünyada bu kokain uyuşturucu rotası nedir? Nerelerden başlar? Nerelere doğru devam eder? Türkiye bu işin neresinde duruyor Mesut Bey? Şimdi mevzuyu şöyle, hemen Venezuela kısmını çok hızlıca bilgileri vererek geçelim. Bunlar sadece bilgi, bundan sonra yorumunu yaparız. 2018'in Aralık ayında Venezuela bizim Tayyip Erdoğan Venezuela'ya gitti. Başkan yardımcısı Assimi Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Bu adamın özelliği ne? Amerika tarafından adam kırmızı bültenle bir ton uyuşturucudan dolayı aranıyor adam. Bu adam Assimi sonra ne yaptı? 2020'nin zannediyorum Ocak ayında Türkiye'ye geldi tekrar. Tayyip Erdoğan'la oturdu, görüştü bu adam. Bu adam bir ton uyuşturucudan dolayı, İran asıllı bu, uyuşturucudan dolayı bu adam Amerika tarafından aranıyor. Sedat Peker'in, bunu bir kenara koyalım, bu birincisi aranan adam. İkincisi Sedat Peker'in Halil Falyalı dediği adam, Kıbrıs'ta uyuşturucu parasını aklama, döndürme, uyuşturucu parasını kullanan dediği adam, yani o işi organize eden adam, bu adam da kırmızı bültenle aranıyor Amerika tarafından. Yine kırmızı bültenle aranan bir tanesi. Şimdi bakıyorsunuz yine Venezuela ile ilgili yapılan peynir ihracatından, kuru yük ihracatından, bunların serbest hale, vergisiz hale getirilmesinden, ki peynirle alakalı mevcut durumda ithalatını görmüşsünüzdür. 400 ton öyle çok saçma bir rakam yani Venezuela'nın. Ki peynirlerin içerisinde saklanmış, uyuşturucu yakalanmış 110 kilodan fazla orada yakalanmış. Şimdi bakıyorsunuz bunları yan yana getiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Sedat Peker'in açıklamalarını da koyuyorsunuz bu manada. Bu bir yere oturuyor bu hadise. Yani İzah edilemeyen birçok şey var. Niye Venezuela? Venezuela'ya gidiyorsunuz, bu adam uyuşturucudan dolayı hüküm giymiş, kırmızı bültenle aranan bir adam.
Bu adamla görüşüyorsun, bu adamı Türkiye'ye davet ediyorsun. Sonra bir de tutuyorsun. Türkiye'ye gelmiş günlük mi? Özür dilerim. Evet, geldi. Ocak ayında geldi. Niye gelmiş? Çorum'daki altın madenini gezmeye gelmiş. Fakat bu arada Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Altın aramızda ticaret olacak ya filan vesaire gibi. Fakat benim de anladığım kadarıyla Sedat Peker'in iddiaları sonuna kadar araştırılmalı. Çünkü bu ciddi bir hadise ve bu hadisenin arkasında da şimdi özellikle Sedat Peker ne diyor? Ben Binali Yıldırım Bey'in haberi olduğunu çok tahmin etmiyorum ama bu Erkan Yıldırım üzerinden. Erkan Yıldırım'ın da kasetleri var. Bunlar başka türlü kasetler de olabilir. Zora sokularak bu hadise gerçekleştirilmiş diyor. Fakat şöyle bir şey de diyor. Bunu anekdot olarak, parantez olarak söyleyeyim. Eğer diyor benim adamlarıma operasyon yaparsanız diyor. Şu arkadaki diyor tabloyu görüyor musun diyor. Sülü diyor. Süleyman için arkadaki tabloyu diyor. Orada İran yazıyor. Sabiha Gökçen yazıyor. Mersin yazıyor. Bir de SD diye zannediyorum soru işareti koymuş birisini yazıyor. Bu şu demek. Şimdi daha önce Zindaşlı'nın iddiaları vardı. Şöyle yapalım mı? Özür dilerim. Mesut Bey, hani o Süleyman Soylu ve Türkiye'nin doğusundaki o klasik uyuşturucu rotası bahsini devam edeceğiz ama önce şeyi bitirelim, bu Venezuela bahsini. Şimdi Binali Yıldırım çıktı ki bu kameraların karşısına çıktıktan sonraki o duruşu vesaire bunu da soracağım. Dedi ki benim oğlum evet Erkan Yıldırım gitti. Venezuela'ya bir defa gitti. Ocak ayında sanırım. Tarihler çok şey değil. Aslında Sedat Peker'in söylediği tarihlerle örtüşüyor. Hani bir ay önce, bir ay sonra. Evet. Evet, resmi heyetin bir parçası değildi. Oraya gitti ve insani yardım malzemesi götürdü. Covid'le mücadele için maske ve test kiti götürdü diyor. Ben burada evet, yayını izleyenler için bir rakam vereyim. O dönemde Venezuela'da vaka sayısı, ki hani istatistikler tutulmuyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü hani böyle bir mücadele edebilecek gücü falan olduğunu da düşünmüyorum Venezuela'nın, ama 300'ler gösterilirken Venezuela'daki vaka sayısı bizde 30 binlerdeymiş. Biz Türkiye'de o dönemde kit arıyoruz, işte efendim test yapalım falan filan, bu işin ayrı bir tarafı. Bu savunmayı yaptım ve bunu söyledim. Siz de o açıklamayı izlemişsinizdir. Şimdi yine uzmanlığınıza başvuracağım. Binali Yıldırım'ın o açıklamasını gördüğünüzde ne düşündünüz, size ne söylüyor bu açıklama tarzı, vücut dili, bakışlar vesaire, o ürkeklik? Şimdi bir kere işin komik tarafı şu: Binali Yıldırım niye açıklama yapıyor? Erkan Yıldırım diye bir tane şahsiyet yok mu? Bu 18 yaşın üstünde değil mi? Bu adam reşit değil mi? Bunun ehliyeti yok mu? Bu kadar iş yapıyor madem, çıksın kendi kendine desin ki ben açıklamamı yapıyorum. Ben bu açıklamayla beraber kendimi savunuyorum. Niçin babanı öne sürüyorsun? Çünkü babası siyasi bir figür, bir perde, bir koruma, kalkan babası. Babasını öne sürerek aslında bu kalkanın arkasına saklanıyor. Çünkü kendi açıklasa sıkıntı yaşama ihtimali var. Babası çıkıyor o siyaset diliyle, ki kendi siyasi dili de sorunlu, onu da söyleyeyim, yüz ifadesi. Aynı İstanbul seçimlerinde birçok insan söyledi zaten. O ilk kaybettiklerindeki yüz ifadesinin aynısını orada gördük. Yani o beden dili gösteriyor ki biz burada bir şeyler saklıyoruz. Bak yapıyor, yapmıyor filan vesaire, ayrı suçtan. Bir şeyler saklıyoruz diyor. O yüzden diyoruz mevzu araştırılmalı. Bakıyorsunuz, ben internet sitesinden girdim, baktım. 2013 yılında bir peynir verisi var Venezuela'nın. 440 kilo ihraç etmiş. 440 kilo. Lan neyin peynir ihracatından bahsediyorsunuz? Niye bunu kaldırıyorsunuz? 440 kilo dünya geneline ihraç etmiş. Kilo mu ton mu, özür dilerim. Sadece kilo mu? 2013'teki veri var en son. 440 kilo. 2013'teki veri. Peki sonra niye bunu yaparlar? Mesut Bey, bu ne avantaj sağlar? Çünkü iki gündür bunu konuşuyoruz. İşte bu ithalat ihracatta teşvikler, sıfır vergiler vesaire. Neyin önünü açıyor? Ne oluyor ki böyle? Normalde mesela hani ben uyuşturucu ticareti yapıyor olsam parayı nasıl aklarım? Şimdi ki normalde uyuşturucu... Özür dilerim. Bir de devlet güvencesinde bu işi yapıyor olsam nasıl aklarım? Bence biraz sanki burasını mı kurcalamamız gerekiyor? Şimdi Venezuela ile alakalı mevzu şu: 440 kilo biraz önce dedim. Bütün 2013'teki verisi var en son. Bütün dünyaya 440 kilo peynir ihraç etmiş. Şimdi bu manada siz Venezuela ile beraber bir yol açmanız lazım. Bir giden gelen ürün olması lazım, mal olması lazım ki bir hacim oluşturasınız. Bu hacim üzerinden getireceğiniz götüreceğiniz kokain dahil malzemeyi getirip götürebilirsiniz. Yani bunun altyapısını oluşturdular. Bunun yasal kılıfını oluşturdular. Yani vergileri düşürüyoruz. Kuru gıdayı getirebilirsiniz. Bir de Sedat Peker diyor ki kuru gıda direkt geliyor. Venezuela'dan Türkiye'ye sağa sola Panama'ya uğramasına gerek yok. Bu arada Dominik'i düzeltti, Panama yaptı. Uğramasına gerek yok. Onun haricindeki mallar Panama'ya uğrayıp geliyor. Bu arada Panama'da da o dilinen Türk iş adamının limanı var.
Samsunlu bir iş adamının. O konuda ayrı araştırılması gereken konulardan bir tanesi. Bu işi yapıyor manasında demiyoruz. Fakat mevcut durumda siz bir yol oluşturduğunuzda aslında bu gidişler gelişler, adamın buraya gelmesi, o bir tondan dolayı aranan devlet başkan yardımcısının buraya gelmesi kırmızı bültenle. Bu yolların önceden hazırlandığının göstergesi. Yani aralarda bu tür resmi anlaşmaları yaparak bir zemin oluşturmuşlar. Bu zemin üzerinden rahatça getirebilecekleri bir alan oluşturmuşlar. Ya peynir nedir? Adam 440 kilo ihraç etmiş zaten 2013'te. Yani siz diyorsunuz ki kuru gıda peynir. Evet. Kuru gıda peynir aslında yolu oluşturuyor. Bir zemin oluşturuyor. Yasal olarak getirebileceği işte bir güzergah oluşmuş oldu. Şimdi insanlar merak edebilirler. Yani neden Venezuela? Neden Güney Latin Amerika'daki A ülkesi değil? Neden Venezuela? Çünkü aslında uyuşturucunun çıkış noktası Venezuela değil benim bildiğim kadarıyla. Kolombiya ya da işte başka bölgedeki diğer hani kokain üreten Meksika belki bilmiyorum artık hangi kartelin hangi grubun gönderdiğini ilk çıkış noktası. Venezuela'nın seçilmiş olması ile ilgili şöyle bir şey var. Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde gümrüklerde kontrolü yok. Bilmiyorum yanlış söylüyorsam düzeltin. Bu yüzden de şimdi, evet, aslında transport noktası olarak yani onun yükleme rahatlıkla limanlardan yükleme yapılabilecek gelebilecekse bir şey kontrol dışı Kolombiya'dan bir şekilde Venezuela'ya getiriliyor. Venezuela'dan da zaten bu tip ikili ticari anlaşmalarla aradaki transfer gemi gidiş gelişlerini o transit taşımacılığı artırdığınız zaman siz aslında iz kaybettirmek istediğinizde pekala bunu kaybettirebiliyorsunuz. Doğru mu okuyorum fotoğrafı? Evet ya burada sözü Sedat Peker'e bırakalım. Sedat Peker ne dedi? Çok uzun bir sınırı var dedi Kolombiya'nın Venezuela'ya. İstediğiniz gibi sokabilirsiniz dedi Venezuela'ya. Şimdi Kolombiya'nın veya diğer Güney Amerika ülkelerinin sıkıntısı ne? Orta Amerika ülkelerinin. Amerika'nın çok etkin olması. Yayın çok etkin olması oralarda. İstedikleri yani en yoğun, en etkin olduğu yerler, ofislerinin çok yoğun olduğu yerler orası. Sizin orada uyuşturucu kaçakçılığı yapmanız çok zor. Çünkü çok etkin, baskın ve ciddi mücadele ediyor ve yakalıyor orada. Ama Venezuela Amerika'nın denetiminin dışında bir yer. Zaten Amerika ile kavgalı, Maduro kavgalı. Tam istedikleri ortam Venezuela'da var. Kolombiya'da sınırı var. Dolayısıyla doğal ortam oluşmuş. Amerika'nın üzerinde baskısı olmadığı için de veya denetim olmadığı için de veya müdahale edemediği için de çok geniş bir hareket alanı oluşmuş orada. Bunu kullanmışlar aslında. Bu hareket alanını kullanıyorlar. Yani araştırılması gereken konular bu. Bir de diğer konu bu Sedat Peker'in açıklamalarından sonra bu iş bizi uluslararası alanda çok daha büyük sıkıntıya sokacak. Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda. Narko terör dediğimiz hadise. Evet. Bu iş nereye uzanır? Narko terör, işin içerisine CIA'nin girmesi vesaire. Onu soracağım ama şu Venezuela bahsini kapatmadan enteresan bir şekilde Binali Yıldırım ikinci bir açıklama daha yaptı. İlk açıklamanın tatminkar olmadığını herhalde o da fark etmiş olacak ki. Evet. Bu defa dediği şu, Cüneyt Özdemir'in söylediklerinden, aktardıklarından. Ya aslında sadece oraya işte insani yardım, hayır işleri için gitmediğini, ki yeni işin içine hayır işlerini soktular bu arada. Hayır işleri yapmaya gitmiş Erkan Yıldırım. Orada ticari olarak neler yapabiliriz? Buna da baktılar. Bu işleri de hani böyle hayır işlerini çok göze sokarak yapmak istemeyiz biz. Söylemek istemedim demiş. Bir, Cüneyt Özdemir'in bu açıklamada aracı seçilmesine ne diyorsunuz? İki, bu size bir yerlerden tanıdık geliyor mu bu açıklama tarzı? Cüneyt Özdemir daha önce Venezuela ile alakalı da bildiğim kadarıyla seyretmiştim de bir şeyler çekmiş. Onun güzel yönleri, plajları, gidilecek gelecek yerler. Yani oranın bir ticari merkez olacağı şeklinde veya turistik merkez olacağı şeklinde bir şeyler çekmiş, göndermiş. Ya burada bu açıklamalardan sonra ya Cüneyt Özdemir hakkında bir şey demek istemiyorum. Polemik konusu olmasın ama çok manidar olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü biri gidiyor diyor ki Binali Yıldırım oraya ticari işleri görmek için, fırsatları görmek için gidiyor. Cüneyt Özdemir de çekmiş orası çok böyle gelişmeye müsait, ticari olarak yatırıma müsait bir yer falan vesaire. Bu denebilir. Ama Binali Yıldırım'ın açıklaması kesinlikle tatminkar değil. Hatta 2017-25 operasyonlarındaki açıklamalara benziyor. Yok bu paralarla, bu rüşvet paralarla biz inovatif yaptıracak demek gibi bir şey. Ya savunma aynı, hiçbir değişmez savunma tarzının yani. Ya adam şunu diyebilir mesela. Değil ki, alıcısı oraya, var belki Mesut Bey. Alıcısı varsa. Oraya turizm için gitti, orada tatil yapacaktı de. Mesela örnek veriyorum. Ya böyle garip garip açıklama yapmak zorunda ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü evet alıcısı var.
Fakat bu alıcının ben artık alabileceğini düşünmüyorum bu hadiselerden sonra. Artık biraz da zorlanır herhalde bu alıcılar. Bu tür yalanları kabul etmekte, hazmetmekte yani. Dediğim gibi savcıların kesin araştırması gereken bir konu Venezuela konusu. Bir sürü done var. Saydık donelerin hepsi araştırılmalı. Güzergah deniyor. Yakalanan uyuşturucular var. Ortada yapılan ticari anlaşmaların durumu sıkıntılı. Bunlar bir yere doğru gidiyor. Uyuşturucuya doğru gidiyor. Bunlar tek tek bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ikinci bahse geçeceğim. Yani Türkiye'deki o klasik rotada neler olduğu. Hani Sedat Peker'in adamlarımı operasyon yaparsanız şu İran bahsini açarım dediği kısma gireceğim ama normalde hani bu rotanın neden değiştiğini merak ediyorum. Hani yayın öncesi yaptığım okumalarda bu iş, hani bazı bilen insanlara da sorduğumda bu işin klasik rotası şudur diyor. Avrupa'ya eğer sevkiyat yapacaksanız geçmişte ya da hala devam ediyor olabilir. İki farklı rota vardır diyor. Bunlar diyor Portekiz, İspanya üzerinden olabilir diyor. Portekiz, İspanya, Fransa. Ya oradan girer diyor Avrupa'ya kokain. Ya da Kuzey Afrika ülkelerinden girer diyor. Bir şekilde Kuzey Afrika ülkelerine gelir. O mallar Kuzey Afrika'dan da diyor Avrupa'ya geçer. Şimdi belli ki bambaşka bir rota oluşturulmuş. İşin içerisine Türkiye sokulmuş. Ve buradan devam ettirilmek isteniyor. Bir, Avrupa'ya gönderiliyor, gönderilmiyor. Ve bu işin ayrı bir tarafı. İkincisi böyle bambaşka bir rota oluşturulmuş. Yine Sedat Peker'in anlatımlarında buna ne dersiniz? Bir şeyin rotası değişecekse diyor bu böyle çok riskli işlerdir. Yine konuştuğum uzmanlar da söylüyor. Buraya yatırım yapmak çok risklidir. Bu nasıl olabiliyor? Bunu sormak istiyorum. Yani belki 10 yıllardır devam eden bir rota var. Hani kokain Türkiye'nin normalde transit geçtiği yerlerden biri miydi? Ne diyorsunuz buna ve birden niye değişiyor bu rota? Şimdi bir kere şunu söylemek, tespit etmekte fayda var. 90'lı yıllardaki uyuşturucu kaçakçılarıyla beraber olan kadro şu an etkin devam ediyor. Mehmet Ağarlar, o dönem çöken, Korkut Eken filan vesaire, o resim, o karede olan kadro devam ediyor. Yani 90'lı yılların tecrübesi aslında bu döneme taşındı denebilir. Yani devlet memurlarını mı söylüyorsunuz Mesut Bey? Mehmet Ağar filan vesaire. Hayır yok. Mehmet Ağar'ın tanıştığı adamlar, görüştüğü adamlar. Çünkü bu uyuşturucu kaçakçıları sürekli değişen, her gün değişen insanlar değil. Çok uzun yıllardır bu işi yapan aileler bunlar. Bunların tanıştıkları devam ediyor. Bu normal rota, eroin rotası için diyorum. Kokain rotası için şu denebilir. Normalde bu dediğiniz rotalar evet, fakat Türkiye eklemlenmiş bir rota olabilir ki bizim zamanımızda Mersin limanından 600 kilo kokain yakalanmıştı mesela. Yani bu tarafın zorlanması, denenmemesi manasına gelmiyor. Evet, rota ulaştırmak belki zor bir şey gibi gözüküyor ama fakat zaten uyuşturucu ağını bunlar bilen insanlar. Yani Avrupa'ya dağıtım ağını bilen insanlar, Orta Doğu'ya dağıtım ağını bilen insanlar daha önce bu işin içinden geçmişti. 90'lı yıllarda beraber iş yaptıkları bir sürü insan var. Hüseyin Baybaş'ın açıklamalarını açın bakın. Çatır çatır anlatıyor Hüseyin Baybaş'ın. Şimdi Sedat Peker anlatıyor çatır çatır. Diyor ki hatta yetmedi, Zindaş'ta anlattı. Çıktı, Sait Sefa'nın programında anlattı. Baybaş'ın açıklamalarını koyun yan yana. Zindaşlı ne dedi? Hakkari grubu dedi. Şimdi ben o arkadaki resme geleceğim. Arkada koyduğu resme geleceğim, birazdan anlatacağım. Dolayısıyla bu rato Türkiye özellikle uyuşturucuyla alakalı bu kadar kirli geçmişi olan ve şu an sistemi idare eden insanların, yani iddialar çok vakim, Soylu'dan Ağar'a kadar devlet mekanizması kullanan bir yapı uyuşturucu ticareti yapıyor diyor. Yani devletin koruması var, gölgesi var. Devletin korumasının gölgesinin olduğu bir yerde kokain ticareti niye buraya kaymasın? Ki kaymış yani çok büyük bir ihtimalle. Bir rota da buradan oluşturulmuş. Çünkü devletin himayesi olan bir yerde rota oluşturmak çok daha güvenli, emniyetli. Zaten sıkıntı burada başlayacak. Şimdi bu itiraflardan sonra bu mevzu uluslararası aranaya gelecek. Uluslararası aranada sorgulanacak hale gelecek bu mevzu. Ve sorgulanıyor. Şu an görüşülüyor, konuşuluyor, sorgulanıyor. Bu bir, şimdi, arkadaki resimde anlatayım mı hemen? Evet, şimdi onu soracağım. Şimdi bu videoda Yıldırım ailesini bir uyuşturucu trafiğinin merkezine konumladı. Süleyman Soylu'ysa bayağı tehdit etti. Hani bu böyle bilmiyorum, hani adamlarıma dokunursan şu arkadaki hani şeyi görüyor musun? Onu anlatayım mı dedi. Şimdi Peker anlatmadı. Siz anlatın, biz dinleyelim. Nedir o arkadaki? Neyi anlatmaya çalışıyor Peker? Kime ne mesaj veriyor? Evet. Yani net bir, yani %100 bu dememekle beraber kendi düşüncemi söyleyeyim ben size. Normalde Erkan Yıldırım'la alakalı söylediğim mevzu kokain, ki orayı da Soylu'yu karıştırdı. Hem Soylu'yu karıştırdı oraya, hem Mehmet Ağar'ı karıştırdı. Mehmet Ağar bu işin merkezinde dedi, Soylu da bu işin içinde dedi. Oraya karıştırdı. Fakat daha ileri gidersen anlatacağım şeyler var dedi. Arkadaki İran, Sabiha Gökçen, ki bizim zamanımızda da havalimanları uyuşturucu kaçakçılığında kullanılıyordu. Sabiha Gökçen, Mersin Limanı çok aktif olarak kullanılıyor bu manada. Bunları koymuş, bu şu manaya geliyor. Zindaşlı'nın açıklamalarını hatırlatayım. Hakkari
Yüksekova grubu dedi, Hakkari grubu dedi, devletin içerisinde dedi, insanlar var bu işi yapan dedi. Jandarma Genel Komutanı'nın beraber fotoğraf çektirdiği insanlara bakıyoruz. Onları yan yana koyduğunuzda aslında demek istediği şu, devlet mekanizmasıyla nasıl bu işi yaptığınızı anlatırım diyor. Hani diyor ya, uluslararası hukuk okuyorum ben, devletime zarar gelmesin. Ama diyor, beni çileden çıkartırsanız, adamlarıma dokunursanız, devlet mekanizmasını kullanarak nasıl bu işi yaptığınızı tek tek anlatacağım diyor. O arkadaki dediği resim o. Benim şahsi kanaatim. Koyduğu resim o. Yani siz devletin araçlarını kullanarak, devletin gücünü kullanarak, devletin savcısını kullanarak, devletin polisini kullanarak nasıl bu işi yapıyorsunuz uyuşturucu kaçakçılığı? Aslında 90'da olan resmin, 90'da olan resmin aydınlatılmış hali, bugüne güncellenmiş haliyle anlatacağım diyor. Peki bir normalde şey yok, Soylu burada Soylu bu işin neresinde? Yani şu bize hani bilmeyenler için, o 90'lardaki diyorsunuz ya, ne oluyor mesela? O İran dediği uyuşturucudan kastı eroin mi giriyor oradan? O eroin sonra nasıl taşınıyor? Avrupa'ya nasıl gidiyor? Burada Süleyman Soylu'nun içinde yer aldığı şema ne? Neyi anlatmaya çalışıyor? Bununla ilgili bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bir kere Süleyman Soylu'yu merkeze koyuyor. Bu aslında dediği tablo, dediğimiz gibi Süleyman Soylu'yu merkeze koyduğu tablo. Mehmet Ağar da büyük bir ihtimal işin içinde. Normalde Türkiye'de aileler var, büyük aileler var. Bu uyuşturucu kaçakçılığını yapan. Barbeş'in onlardan bir tanesi, Bayramlar onlardan bir tanesi filan vesaire. Bir sürü aile sayabilirsiniz. Özellikle Hakkari, Yüksekova o bölümde. Bunun çok daha önceden söylenmiş şeyleri de var. Mesela Hakkari'ye İran'dan, Afganistan'dan İran'a gelir. İran'dan bir Yüksekova, Hakkari o civarda, o bölgede bir durur. Ondan sonra o mevzu İstanbul'a getirilir. İstanbul'dan eskiden bizim dönemimize karayollarıyla Avrupa'ya gönderildi. Bu eroin ticareti. Çünkü eroinin normalde Hakkari, Yüksekova'ya gelmesi bizim dönemimizde ortalama 2000 dolar civarındaydı. İstanbul'a gelmesi 3000-4000. Risk arttıkça fiyatı artıyor. Avrupa'ya gidince, paketlenince çok daha büyüyor. Burada dediğim mevzu o 90'lı yıllardaki gibi uyuşturucu güzergahını, yolunu, rotasını uyuşturucu kaçakçıları üzerinden bizimkilerin kontrol etmesi. Bizimkilerin dediğim, düzeltiyorum, devlet, yani Süleyman Soylu ekibi dediği o ekibin kontrol etmesinden bahsediliyor. O da şu demek, mesela Baybeş'in hatırlayın ne diyordu? Ben bu işi yapmak istemiyorum diyorum. Adam bana zorla yapacaksın diyor. Ben çıkmak istiyorum, çıkarsan ölürsün diyor bana diyor. Anlatabiliyor muyum? Uyuşturucu kaçakçılarını getirdikleri nokta burası. Yani mevzu şu, kendi istemedikleri veya kendi çalışamadıkları uyuşturucu kaçakçılarını elemine ediyorlar. Kendi istedikleri uyuşturucu kaçakçılarıyla beraber çalışıyorlar. Bunları devletin gücünü kullanarak yapıyorlar. Şimdi mesela ve bunu 90'lı yıllarda itiraflardan zaten biliyoruz. Şimdi burada olayı somutlaştıralım. Hani bu yayını izleyenler, ya olur mu öyle şey? Ya gerçekten. Özür dilerim. Hani savcılar somutlaştırsın biraz. Hayır, şu manada diyorum. Hayır. Ya bir örnek üzerinden anlatacağım. Şimdi bu yayını izleyenler şunu diyebilirler, ya bir dakika ya. Koskoca devletin, yani İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz, jandarmadan bahsediyoruz, üst düzey isimlerden bahsediyoruz, emniyet müdürleri gerçekten bu uyuşturucu trafiğin içinde olabilirler mi? Bir organize suç örgütü lideri bunları dedi diye. Bu sorgulanmaya muhtaç, çünkü ortada gerçekten hani anlattıklarını, Sedat Peker'in anlattıklarını doğrulayan şeyler var. Ama mesela bu Mayıs ayı başında enteresan bir operasyon yapıldı. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadarki en büyük operasyon dediği Bataklık Operasyonu var ya, bununla ilgili bağlantılı bir isimden adam bahsediyor. Adam kesme operasyonu. Evet, adam kesme operasyonu diye tarif ediyor. O isimlerden biri Necat Taş. Necat Taş şöyle, mesela bakıyorum, Mayıs ayı başında, bu yılın Mayıs ayı başında 300 bin sterlinlik bir para geliyor, uyuşturucu parası bu. Ve gümrükte bir operasyon yapılıyor. Kişiler gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlardan birisi emniyet müdürü. Şimdi bu bize bir şeyler söylüyor galiba Mesut Bey. Yani gelen, İngiltere'den gelen bir uyuşturucu parası var. O enteresan bir şekilde neydi? Kayıt altına alınmadan Türkiye'ye sokulmak istenen para gibi enteresan bir kılıfa sokulup operasyon küçültülüyor. Ama araçta emniyet müdürü var. Bir uyuşturucu kaçakçısının adamları var. Ne diyorsunuz buna? Aynı Sedat Peker'in anlattığı mantık bu. Bir kere tamamen yozlaşmış sistem. Onu bir kere görmemiz gerekiyor. Yozlaşmış, pisleşmiş, bunun içerisine kamu görevlileri girmiş. Bunu ayrı bir tarafa koyalım. Diğer tarafı da şu, Sedat Peker'in o dediği yatırıp kesiyorlar dediği şey, bana soruyorsanız burada da geçerli. Normalde o paradan kaynaklı herhangi bir işlem yapılmadıysa o adam oturup kesmişlerdir. Kestikleri adamdan parayı aldıktan sonra da bunları dışarıda bırakmışlardır, dışarı çıkarmışlardır. Çünkü aynısını hatırlayın ne dedi?
Bataklık operasyonunda o galeri sahibinden 5 milyon dolar para istedi. Mehmet Ağar'ın oğlu, özür diliyorum. Süleyman Soylu'nun oğlu. Soylu'nun oğlu istedi, vermeyince cezaevine girdi. Ve oradakileri çatır çatır kesiyor. Nerede iddianame dedi. Yani artık bir yolu anlatıyor, bize bir usulü anlatıyor. Artık devlette bu manada çivi çıkmış. Artık normalde bana soruyorsanız savcılar göreve deniyor filandır vesairedir, bunlar yapılsın deniyor filan. Bu bana soruyorsanız çok mümkün değil. Sebebi ne? Zaten örnek veriyorum, yani bunu artık söylemek zorundayım. Siz zaten görevini yapan insanları görevden almışsınız, sürmüşsünüz, ihraç etmişsiniz, kaykayla atmışsınız. Şimdi diyorsun ki bunları araştırıp soruştursun. Neye soruşturacak? Anlattım ya, adam MGK kararının perde arkasına sığınıyor. Diyor ki savcı soruşturmayacak. Sen FETÖ'cüsün diyor savcıya. Örnek veriyorum, Anadolu Ajansı'nın muhabiri kalkıyor, soru denemez ona, propaganda, ama ne olursa olsun sen FETÖ'cüsün deniyor adamı. Adam Sedat Peker'e bile FETÖ'cüsün dedi yani. Utanmadan FETÖ'cüsün dedi Sedat Peker'e. Yani öyle bir perde çekmişler ki mevzuya. İnsanların soru sormasını, soruşturmasını tamamen kilitlemişler. Yani sistem tamamen çürümüş. Hiçbir savcı buna soruşturma yapamaz. Kimse kusura bakmasın yani. Evet, mesela hiçbir polis de bu işin içine giremez. En basitinden şimdi bir tarafta Nejat Daş var. Öbür tarafta Necmettin Yüksel diye bir adam var. Yüksek, özür dilerim. Bu Sultan evet, Sultanbeyli eski ilçe emniyet müdürü. Aralarında kendi trafik tespit ediyor mesela. Buyurun. Yani şimdi ve makam aracı tahsis ediyorlar. Ya konuştuğumuz meseleler bunlar. Hani diyor ya bazen hükümet temsilcileri, kardeşim bir uyuşturucu kaçakçısını mı muhatap alacağız? Ya almayalım. Mesela bunu anlatın bize. Bu nasıl olabiliyor? Bir emniyet müdürü bu işin içerisine nasıl girebiliyor? Evet, bu böyle hani meselenin belki çok küçücük bir şey piyasaya çıkmış. Bunun onlarcasını, yüzlercesini daha büyüğünü, yani hacim olarak çok daha büyüğünü yapıyorlar. Peker de bunlara isyan ediyor zaten. Peker'in dediği şu: kardeşim ben mafyaysam benim yaptığımın yüzlerce katını siz yapıyorsunuz. Siz daha büyük mafyasınız benim. Dediği doğru. Bir de ben niye bu sistemin dışında kaldım bir adam? Haklı ya olarak. Bence en büyük problemi o. Yani tamam da her şeyi, evet, güzel güzel yapıyorduk. İşte miting yap diyordunuz, yapıyordum. Şunu yap diyordunuz, yapıyordum. Gazete basıyordum. E kardeşim ne oldu da bizi oyunun dışına attınız? Anlamadım diyor ya operasyonları. Evet, fark ne etmediği, oldu kardeşim? Basmaması gerektiği yere bastı yani. Evet, yanlış bir kuyruğa basmış. Şimdi evet, son şunu da bitirelim. Sedat Peker ilk videodan itibaren ben öyle kimseye gidip konuşmam kardeşim, ben şunu yapmam falan diyor, ama her fırsatta da aslında kendisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden devlet görevlilerinin temasa geçtiğini, Avrupa'da bazı hukukçuların bu işi uluslararası arenaya taşımak için temasa geçtiğini, adamlarının o kişileri, o hukukçuları yanına getirdiğini, sonra ya bunları böyle biliyorduysanız niye getirdiniz dediğini, önceden bilmeden getirir mi, bu işin ayrı bir tarafı. Fakat hep sonra bir yandan bence asıl en önemlisi, uluslararası hukuk okuyorum dediğini, bütün dünya duyacak dediğini düşündüğümüzde ve bu uluslararası suçlardan da bahsetmeye başladığını düşündüğümüzde, bu işin içerisine uluslararası hukukun, CIA'nin kendi ilgili kısmıyla silah kaçakçılığı vesaire, ya da uyuşturucu bahsiyle CIA'nin girme ihtimali var mı? Ya da şimdiye çoktan siz, hani ya bu işin uzmanı olarak, şimdiye çoktan temas yolları aranmış mıdır? Ne diyorsunuz? Şimdi Sedat Peker'in ilk çıkışıyla sonraki arasında fark dedi. Demiştik hatırlıyorsanız. Evet, fark var. Bundan sonra geldiği konum çok farklı. Sedat Peker normalde uluslararası hukuku okuyorum derken aslında bir manada da tehdit ediyor. Açıklayacağım suçlar uluslararası suçlar, bak haberiniz olsun diyor bu tarafa. Ben okuyorum dediğindeki kastettiği mananın bir tanesi de o. Haber gönderiyor. Bak açıklayacağım silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı hep uluslararası suçları ilgilendiren konular diyor. Sedat Peker bundan sonra birçok yerin ilgi merkezi olacak. Mecburen ilgi merkezi olacak. Çünkü bu bir dolar kullanımından iki uyuşturucu kaçakçılığına kadar uluslararası suçları ihtiva eden, Amerika'nın da üzerinde olabileceği, diğer ülkelerin de bu manada kendi ülkeleriyle alakadar olunca mevzu. Çünkü diyor ki Orta Doğu'ya gidiyor diyor. Uyuşturucu diyor. Bu manada ilgili olabileceği konulardan bahsediyor. Muhakkak yanına geliyorlar. Hatta ben daha fazlasını söyleyeyim. Bundan sonra Sedat Peker'e çok bilgi belge de gelebilir. Çünkü bir merkez oldu adam. Şimdi muhalefetin yapamadığı, siyasetteki muhalefetin yapamadığı muhalefeti yapıyor şu an. Dolayısıyla bilgi belge akacak. Aktığında da süreç belki çok farklı yerlere evrilebilir. Açıklamalarına devam edebilirse bu manada. Dediğim gibi artık eskisi gibi değil. Sedat Peker'e birçok kurum gelir. Bunun içerisinde FBI dahil, CIA dahil veya DIA dahil veya Avrupa'daki diğer istihbarat örgütleri dahil. Çünkü Avrupa'ya giden uyuşturucudan bahsediyor. Silahtan bahsediyor. Gelebilir. Bunlarla alakalı görüşmek isteyebilirler Sedat Peker'le ilgili. Sedat Peker'in dediği de o zaten.
Uluslararası hukuk okuyorum çünkü bana geliyorlar diyor aslında. Hem açıklama yapacağım, sıkıntıya sokmamak için okuyorum ama sokabilirim adamlarımı alırsanız. Olayı büyütürüm, yangını büyütürüm diyor ya, yangını büyütürüm. Bütün dünyayı yakarım. Dediği şey o. Hem geliyorlar hem açıklama yapıyor. Adam kontrol edilemediği müddetçe bu mevzu devam edecek demektir. Peki, bekleyip göreceğiz. Ben bütün bunları Bekleyip göreceğiz, konuşurken, evet. evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini de hani not düşmek Kesinlikle. istiyorum. Sedat Peker'in de enteresan bir şekilde Erdoğan'ın etrafında olup dokunmadığı neredeyse kimse kalmamışken hep Erdoğan'ı onun bu işlerden haberi yoktur demesinin de aslında bir mesaj niteliği taşıdığını, yani muhatap alınma anlamında bir mesaj niteliği taşıdığını düşünüyorum. Bu benim kendi okumam. Çünkü kimse kalmadı. Aslında İçişleri evet. Bakanı'nı dahil etti, bizatihi AKP Genel Başkan Yardımcısı dahil etti, pelikanlar deyip Erdoğan'ın ailesini, dünürlerini, damadını dahil etti vesaire vesaire. Erdoğan da Hani dahil kim? etti aslında. Evet, yani Erdoğan da dahil etti kesinlikle. aslında. Fakat direkt Erdoğan abi diyor, dahil ediyor. Binali Yıldırım demek Erdoğan demek. Erdoğan'ın Aynen öyle. 17-25'te hatırlayın milyon dolarları, milyonlarca da parayı topladığı kasası Binali Yıldırım'dı. O Aynen öyle. paralar geldi. O Beşli Çete'nin başına atadığı kayyumdu. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım demek Erdoğan demek ekonomik olarak bu manada. Aslında katıyor dediğiniz gibi tehdit ediyor veya beni dikkate al diyor. Mesajı gönderiyor. Bir de diyor ki pazarlık yapmıyorum. Yapmıyorsan açıkla o zaman kardeşim. Evet, o da güzel. Gibi. Ama yani kendi hani kendi anlatım tarzıyla böyle, neticede bizim işimizde yani sizin gibi uzmanların, bizim gibi gazetecilerin ne dediği, aslında ne demek istediği, bunun üzerine konuşmak. Fakat çok çok önemli Evet. ifşaatlar olduğunu da, çok önemli itiraflar olduğunu da söylemek Evet. lazım, altını çizmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Yani benim için Ben çok hani teşekkür ediyorum bütün bu imkanı verdiğiniz için. rica ederim. Sedat Peker'in anlattığı uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, milyarlarca dolarlık akaryakıt kaçakçılığı, bu noktadan bakmaya çalıştık Peker'in anlattıklarına. Öyle görünüyor ki çok daha fazlasını biliyor Peker ve eğer pazarlıkta istediklerini alamazsa bu iş bambaşka noktaya gidebilir. İstanbul Emniyet İstihbaratı'nın bir dönem, uzun bir dönem, iki numaralı ismi olan Mesut Yılmaz'la konuştuk bu konuyu. Yani aslında en yakından bilinen isimlerle konuştuk. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.